Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz yapımı gayet kolay ve basit düz örgü ve haroşa örneği, yani düz ve ters örgü modelinden örülen, önü ve arkası farklı olan ördük çubuğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Tek lastik örneği gibi ama değil. Böyle bakın, burası ön yüzü, burası arka yüz. Şöyle sizlere göstereyim. Özellikle bu modelin atkı modelleri ne yakışacağını düşünüyorum. Şapka, bereler yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Çanta isterseniz çanta yapabilirsiniz. Ya da sizin aklınızda, hayalinizde şekillenecek ihtiyacınız olan bir örgü tasarım modelinde kullanabilirsiniz. Özellikle atkı ve bereler de güzel duracaktır arkadaşlar. Belki bir hırka yapabilirsiniz. Hem bir kazağın ya da süveterin ya da yeleğin başlangıç kısmı, bel kısmı, kol kısmı olarak kullanabilirsiniz. Yaka kısmı olarak kullanabilirsiniz. Evet, böyle kolay ve basit bir örgü tekniği. Ben hep iki satırdan oluşuyor. Bir bu satır, bir de dönüşteki satır. Üçüncü sıraya döndüğümüzde ilk başlama aşamasında yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. Evet, bakın böyle ben örnek motifimi çıkardım. Şimdi bakın sizlere şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30. 30 tane örnek üzerine, 30 ilmek üzerine şu anda sizlere gösteriyorum bu örneğimizi. Sizler artık ne yapmak isterseniz, hangi örgü modelinde kullanmak isterseniz onu uygularsınız. Evet, ilk ilmeğimizi, kenar ilmeği alıyoruz arkadaşlar örmeden. Bakın, yeni ilmek atmışız gibi farz edin. İlk örneğimizi düz örgü örüyoruz. Şöyle yavaşça gösteriyorum sizlere. Öne alıyorum. Bir ilmek düz örgü ördük. 3 ilmek. Bakın, 1 odaklamıyor herhalde. Evet, 1 2 ve 3 ilmek arkadaşlar ters haroşa örneği örüyorum. 1 ilmek düz örgü örüyorum. Bakın, ördükçe zaten bu yolunu belli ediyor. Öne alıyorum ilmeğimi. 3 ilmek ters haroşa örneği. 1 2 ve 3. İpliğimi geriye alıyorum. 3 1 ilmek düz örgü örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. 3 ilmek 1 2 3 ilmek ters örgü örüyorum. İpliğimi geriye alıyorum. 1 ilmek düz örgü örüyorum. Öne alıyorum. 3 ilmek 1 2 ve 3 ilmek ters haroşa örgü. Geriye alıyorum. 1 ilmek düz örgü örüyorum. Öne alıyorum ipliğimi. 1 2 ve 3 tane ters haroşa örgü. Geriye alıyorum ipliğimi. 1 ilmek düz örgü. Öne alıyorum. 3 ilmek 1 2 ve 3. Bu sırayı böyle bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters şeklinde istediğiniz kadar bu sırayı da böyle tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Evet, böyle ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 3 haroşo bir düz örgü olarak kurduk ilk sıramızı, ilk başlama aşamasını. İkinci sırayı da yine kenar ilmeği örmeden alıyoruz böyle. İpimiz böyle arkada. İlk ilmeğimizi yine düz örgü. Bir ilmek düz örgü. Bakın, öne alıyoruz ipliğimizi. Bir ilmek ters örgü. Geriye alıyorum. Bir ilmek düz örgü. Bir ilmek öne alıyorum. Ters haroşa örneği. Bir ilmek düz örgü. Öne alıyorum. Bir ilmek ters örgü. Geriye alıyorum. Bir ilmek
düz, öne alıyorum, bir ilmek, ters, haroşa örneği. Böyle arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Örneğimiz bu şekilde iki satırdan oluşuyor. Önden 3 ilmek haroşa örneği, 1 ilmek düz örgü, yani yüz örgü diğer adıyla, geriye döndüğümüzde 1 ilmek yüz, 1 ilmek ters şeklinde ikinci sırayı tamamlıyoruz. Üçüncü ve dördüncü ve daha sonraki sıralarda bu yapmış olduğumuz iki satırın aynısını istediğimiz sayıda kazak yapacaksak kazak boyutunda örüyoruz arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde çok kolay ve çok basit. Bahsetmiş olduğum gibi üzeri videonun başında atkı modellerinde, şapkalarda, berelerde kullanabilirsiniz. Hırka ve kazakların, yeleklerin kol, bilek kısımlarında, yaka kısmında kullanabilirsiniz. Başka şu an için aklıma gelen bir şey, şu modele bakıyorum. Yani en çok onlara yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin bu konuda bir fikri varsa şu örgü modelinde de güzel durur diye yorumlarınızı, fikirlerinizi videomun altına yazarsanız hem ben bu konuda bilgilenirim hem de diğer arkadaşlarımıza da fikir olmuş oluruz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Bakın, son ikiyi de böyle haroşa örneğiyle bitirdik. Döndüğümüzde kenar ilmeği alıp örmeden yolumuza devam ediyoruz. Bakın, iki tane. Bir ön yüzünü kullanabilirsiniz, bir arka yüzünü kullanabilirsiniz. Bakın, buradan tekli şeritler halinde gidiyor. Tek lastik örneğine benzer gibi. Burada yakın yakına lastikler. Evet. Çift yönlü olarak kullanabileceğiniz bir örgü modelini sevmişsinizdir. Benden bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru varsa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Güzel günlerde, güzel örgü modelleriyle tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki örgü videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir de son bir dipnot ekleyeyim sizlere. 3 haroşa 1 düz yerine. Mesela 2 haroşa 2 200 ya da 5 haroşo 200 terse döndüğümüzde 101 ters yapacağımızda 202 ters yapabiliriz. Bunu istediğimiz şekilde çoğaltabiliriz. Yani kendimiz kombinasyon yaparak bu örgü modelini farklı bir desen olarak türetebiliriz. Evet, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.